Benim ismim Nermin Mollaoğlu. Kalem Ajansı'nın kurucusuyum. Aynı zamanda İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali'nin genel koordinatörüyüm. Macar Edebiyatı'yla nasıl tanıştım ve şu anda ne durumdayım bunu anlatmak istedim size. Daha öncesinde Kalem Ajansı kurmadan önce Yapı Kredi Yayınları'nda telif hakları koordinatörüydüm. Oraya başladığım zaman Pal Sokağı çocuklarını herkes gibi sadece Macaristan deyince aklımıza ilk gelen kitabı biliyordum. Çok da uzun zaman olmuştu aslında okuyalım. Sonra 2004'tü Paris Kitap Fuarı'na gittim ve orada bir imza yapan yazar vardı. İsmini daha önce hiç duymamıştım. Yayın evini tanıyordum. Yayın evinde çok güzel kitaplar olduğunu biliyordum. Ve yazarı merak ettim. Kim olduğunu sordum. Magda Sızaboy'du. Ve kapı Fransızca yeni çıkmıştı. Kitap Fuarı'nda da, Paris Kitap Fuarı'nda da bu kitabın tanıtımını yapıyorlardı. Bana bugün aradım bulamadım. Fransızcasını imzalamıştı. Çok da tatlı birisiydi. Oldukça yaşlıydı. Sanırım o zamanlar 80 yaşında vardı. Şunu hatırlıyorum. Dönüşte uçakta kendime ben Macar Edebiyatı ile ilgili ne kadar bilgisiz olduğumu söyledim. Ve daha fazla Macar Edebiyatı'nı okumam gerektiğini düşündüm. Yapı Kredi o zamanlar kapıyı basmıştı. Kapıyı okudum. Çok sevdim. Ondan sonrasında Eda'nın şarkısını çok sevdim. Ve Macarca'dan Türkçe'ye kimler çeviri yapıyor diye araştırmaya başladım. O zamanlar yolum Gülbenderli ile kesişti. Şahane bir çevirmen. Ama o dönem sadece Türkçe-Macarca arasında bir sözlük çalışması içerisindeydi. Daha çeviri yapmamıştı. Onu bir gün ofise çağırdım. Ve Macarca'dan farklı kitaplar vardı sehpanın üzerinde. Ondan seçim yapmasını, bir deneme yapmasını istedim. Çünkü çok istekliydim. Macar Edebiyatı'nın Türkiye'de daha fazla okunması lazımdı. Ve daha fazla çevirmenle bu iş daha kolay olacaktı. Gün Hanım tamam deneyelim Nermin dedi. Galiba benim ısrarlarıma dayanamadı. Şu anda Gülbenderli çevirisiyle çıkmış yaklaşık 20 şahane Macar romanı var Türkçe'de, kitapçılarda. Çok minnettarım böyle bir denemeyle bu yola çıktığından dolayı. Mesela bu da yine Gülbenderli çevirisi Dragoman ve Beyaz Şah. Dragoman bu kitap çıktıktan sonra bu galiba evet çağdaş Macar Edebiyatı'na daha fazla yakınlaşmamı sağladı Beyaz Şah'la. Gülbenderli'nin Türkçe çevirileri de gerçekten Macar Edebiyatı'nı sevdirmeye yardım ediyor. Sonra İTEF yapmaya başladık, İstanbul Uluslararası Edebiyat Festivali ve Macaristan'daki kültür kurumlarının destekleriyle birçok Macar yazarı İTEF'te, İstanbul'da ağırladık. Dragoman geldi, Eserazi geldi ve bu bizi daha fazla neler var diye keşfetmeye gitti. Şimdi Macar Kültür Merkezi var İstanbul'da. Yolu düşenler mutlaka gitsinler. Sürekli sergileri var. Çok çalışıyorlar kendi kültürlerini burada tanıtmak için. Aynı zamanda Türk edebiyatıyla da, Türk sanatıyla da ilgileniyorlar. Ve yaklaşık 100 yıldan beri bunu yapıyorlar. İstanbul'daki merkezi 10 yıl kadar önce açıldı. Ama şunu hatırlatmak isterim. Dünyadaki ilk Türkoloji Macaristan'da kurulmuş. Ve Türk edebiyatına ne kadar yakın olduklarını, Türkçe'ye ne kadar yakın olduklarını anlamak için bu da bir gösterge olsa gerek. Bu Macarca böyle Türkçe'ye gelirken bize kendi edebiyatımızı tanıtalım dedim ve o sıralarda yani bundan yaklaşık bir 10 yıl öncesinden bahsediyorum. Türk dizileri Macaristan'da inanılmaz popüler olmaya başladı. Tabii dünyada da böyleydi, Macarlarda da böyle bir etki yarattı. Daha çok Osmanlı'yı anlatan, sarayı anlatan, yemeklerle alakalı romanlar Macarca'ya çevrilmeye başlandı. Mesela Demet Altın Yenekli'oğlu'nun Hürrem romanı, Demet Hanım'ın bütün romanlarını çevirdiler bu yayın evi ve şahane güzel baskılarla şu anda Macaristan'daki kitapçılarda bulunuyor. Sonra evet Tanpınar daha sonrasında geldi. Tanpınar romanları Orhan Pamuk'tan bir alıntıyla yayınladılar. Modern bir kapak. Orada da mutlaka isminden bahsetmek istediğim Edith Tasnadi'nin ismi çok önemli.
hala yeni çıkan yazarlara çok meraklı, sürekli iletişim halindeyim ve bana Nermin hep yazar öner diyor. Onun da yaklaşık bir 30 çevirisi vardır Türkçeden Macarca'ya çeviri. Böyle çevirmenlerle iki ülke arasındaki edebiyat köprüsü daha da güçleniyor. Bu iki kitap son zamanlarda basılıp geldi. Joshua Yayın Evi'nden Hakan Günday'ın romanını yayınladılar. Bu yeni bir çevirmendi. İsmini unutmadan söyleyeyim. Eva Aktürk'ün çevirisiydi. Eva da yeni çevirmenlerimizden ve istekli daha çok çeviri yapmak istiyor. Tuna Kiremitçi'nin de Selanik'te Sonbahar romanı şahane bir baskıyla yayınlandı Macaristan'da. Bu iki hangisi daha fazladır diye merak ediyorsanız, hani Macarlar mı daha çok Türkleri okuyorlar, Türkler mi? Bence eşit durumdayız. Öyle bir hani daha yoğun bir durumda değil. Çünkü bu konuyla ilgilenenler, yani ben kendimi de bunun içine atıyorum. İki tarafa da aynı önemi vererek birbirlerini desteklemeye çalışıyorlar. Ortak projeler geliştirmeye çalışıyorlar. Ve yeni insanlara da, yeni önerilere de çok açıklar bu iki ülkenin de kültür kurumları. Bizim yani Türkiye'nin Macaristan'daki kültür ateşleri, konsoloslukları, büyükelçileri de son zamanlarda çok ilgilendiler. Onlara da minnettarım. Başka Macaristan'la ilgili ne söyleyebilirim? Şimdi çok üzüldüm. Keşke birkaç kelime Macarca bilseydim diye düşündüm. Hemen bu çekimden sonrasında Macarca merhaba ve teşekkür ederim nasıl denildiğini öğrenmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki Macaristan İstanbul'daki kültür merkezinde Macarca kursları veriyorlar. Ve salgına rağmen bu kurslar online olarak da devam etti. İlgilenenler bence onların sitesine başvurup kurslara devam edebilirler. Çünkü iki ülke arasındaki ticaret ilişkileri de şahane ilerliyor. Alım satımlar devam ediyor. Edebiyat bunların yanında bizi mutlu eden, gülümseten bir köprü olarak da kalıyor. Teşekkür ederim.